Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Evet teshir Zaruri kitabımıza devam ediyoruz El-encasu necisler Pislikler Ve ruha ve bu necislerin müennes olduğu için ha getirdi e, Bu necislerin Necaset encas Ya da necis encas diyelim Necis encas Bu pisliklerin temizlenmesi Sual Beyinu Beyan ediniz emir fiil Kimler? Sizler. Zaten fail burada. El-e'yâne mef'ûlû. Ee, ayanları yani maddeleri ee, öyle maddeler ki en necis Necis maddeleri, ayanları. Yani gözde görülen necis şeyleri beyan ediniz. Daha ve en necaseti ve en necaseti necasetin nevilerini bu enva de ayan üzerine atıf. Evet. En vâ'ayletü muzaf, en necese muzafilih. Şimdi bu e'yan burada mef'ul dedik. En necisetü en necisete de de sıfatı. E'yan cemi geldi ama en necisete müfret geldi. Normalde sıfat mevsufuna sayı bakımından uyar. Burada niye uymamış? Çünkü e'yan kelimesi gayri akil olduğu için akılsızların çoğulu müfret müennes hükmünde olduğundan dolayı bunun şeyini sıfatını müfret müennes getirdi. Cevap en necasetu <laughs> necaset nevani <laughs> iki çeşittir. El <laughs> galizatu ağır necaset ve la hafifatu hafif necaset. Fe <laughs> el ağır olan minha bu necasetten ağır olan ha necasete dönüyor. Nedir şudur. Küllü ma yahrucu min bedelil insani. Min bedenil insan, insan bedeninden çıkan her şey. Öyle her şey ki o ma'dan be, ma olur da min olmaz mı? <Givenfeed> o ma'yı beyan ediyor. Min insan bedeninden çıkan ama ne her şey derken ne? Min o şeylerden ki o insan bedeninden çıkan o şey. Yucu bu gerektiriyor. Hurucuhu onun çıkması gerektiriyor. Neyi? El abdesti e, gusle ya da guslu gerektiriyor. Yani insan, insan, bedeninden çıkıp da abdesti ve guslu gerektiren her şey nedir? Necaseti halizedir. Ne gibi kelega idi. i̇şte büyük tuvalet dediğimiz dışkı. Vel bevli idrar vel meni meni. Meni guslu gerektiriyor. Vel mazi buna zevk suyu diyorlar. <laughs> Ama e, ee, meni gibi dışarıya fışkırarak çıkmıyor. Ee, vediye, vediye ise, e, vedi gibi ise herhangi bir şekilde bir şehvetten dolayı kaynaklanmıyor. İşte bir ağır kaldırmak veya bir soğuğa maruz kalmaktan dolayı işte gelen böyle kaygan bir sıvı diyoruz vel Evet, vel qayhi iltihab ve sadidi irin. Bunların hepsi ağır necaset. Daha wal qayi kusmuk izamela elfeme Yani ağız dolusu, ağzı doldurduğu zaman <laughs> ya da şöyle diyeyim idamele <tihaz> dolduğu zaman alfemu. Ağız, ağız dolduğu zaman kusmuk yani ağız dolusu kusmuk ağır necaset oluyor. Ve keza yine ağır necasetdir. Kanı hayız, hayız kanı ve nifasın o kanı ve istihada özür kanı kadından gelen kanlar. Ve keza sagiri erkek küçük çocuğun bevli ve sagireti kız küçük kız çocuğunun bevli yani idrarı da ağır necasettir. Ekala eh, o ikisi yediler yani küçük erkek çocuk ve küçük kız çocuk <laughs> ister yesinler et ta'ama ta'am yemek yesinler evla isterse yemek yemesinler yani ister süt içsinler daha anne sütü içsinler isterse anne sütünü bırakmış olsunlar yemek yesinler Bunların e, bevleri diyor ki ağır necasettir. Burada Şafi'de sadece iman Şafi mezhebinde bir <laughs> ayrım var. Şafi mezhebinde diyor ki erkek küçük çocukların süt emen küçük çocukların e, işte bevilleri hafif necaset diye geçiyor. Şafi'de böyle bir farklılık var. Vakedel hamru işki daha vaddemul mesfuhu eee eee ak akıcı kan akan kan yani aa, akıp dışarıya fışkırıp çıkan kan necis kan oluyor ama etin içinde durup biriken ne çıkmayan kan aa, ne derse sayılmıyor. Daha valahmul meyteti leş eti, daha ve lahmul meyteti ve o leşin meytenin yağları ve cilduha derileri nedir? ağır necasettir. Şimdi bu kezayadan sonrasını eğer gait üzerine atfedersek ve keza yine aynı böyledir yani ne bevri sagiri diye böyle de yapabiliriz ama müftede haber yaparsak ve keza aynı şekilde dir ne bevlu sagiri müftede haberde yapabiliriz. Ve keza yine bu şekildedir aynı şekildedir yine ağır necasettir ne bevlu mâ lâ yu'kelu lahmuhu eti yemeyen hayvanların bevli idrarı. Ee, mesela aslan, aslanın idrarı. Ve keza er-rausu şey ee, daha neyi dışkısı. Eti yemeyen hayvanların dışkısı. daha ve akhsa ul ineğin dışkısı. Yani eti yemeyen hayvanların hem bevli hem dışkısı. <laughs> i̇neğin de dışkısı ağır, ağır pisliği yani. Ee, bu ıksa khisyun kelimesinin çoğulu ve necul kelbi kelbin dışkısı büyük tuvaleti yani ve khur'u tavuğun dışkısı ee, ve battı ördeğin dışkısı ve elyazı kazın dışkısı bak dikkat edersek yani biz de her şeyin ee, işte büyük tuvaletine dışkı diyoruz ama burada ineğinkine ayrı bir ismi var. Arapça bu kadar zengin bir değil. Köpeğinkinin ayrı bir ismi var. <laughs> Kazın ördeğinkinin ayrı bir ismi var. Ve keza işte böylece Necvu Sibagil Behaimi Yırtıcı hayvanların dışkısı da aynen diyor ağır necasettir. Hada küllü bunların hepsi necasetün galiyazatün ağır necasettir. Ve keza El hınziru, hınzır da ağır necasettir. bu hınzır necisun, necistir. Mughalladun, yani ağır bir necasettir. Bi cemi'i eczaihi, tüm cüzleriyle birlikte nedir? Ağır necasettir. Yani domuzun her şeyi, hınzırın her şeyi ağır necasettir. Şafi mezhebinde de köpek öyledir. Mesela bizde her şeyle necaset olan hınzırdır. Onlarda hem hınzır hem köpektir. İki tanedir. Mesela işte doğu bölgelerinde polis arama yaptığı zaman özellikle Şafi mezhebinde olan yerlerde köpeklerin ayaklarına şey giydiriyorlar, patik giydiriyorlar. Neden? Çünkü köpeklerin dokunduğu her yer necasettir onlara göre. Bizde de domuzun dokunduğu her yer. Ve <laughs> emmel hafif necaset gelince nedir bunlar? Fe bevlu ma rahmuhu, hayvanların bevli idrarı. Ve bevlu'l feras, atın idrarı ve huruu tayrin e, e, la yu'kelu lahmu, eti yemeyen hayvanların e, eti yemeyen kuşların dışkısı da nedir eti yemeyen hayvan eti yemeyen kuşların dışkısı nedir e, hafif necasettir. Burada bir not geçmiş diyor ki eee quyide bi bununla kayıt edildi. Yani bu kayıt buraya getirildi. Lianne çünkü hur et duyuri kuşların pisliği elleti öyle kuşlar ki yu'kelu muha eti kuşların pisliği yani kel hamam, kel hamam güvercin gibi usfur serçe gibi zahirun ha e, hanifi hani e, hani hanif hanifi hani, hani, hani mezhebi katında serçe ham güvercin gibi eti yenen hayvanların neyi dışkısı nedir? Bahirun ee, temizdir. Evet. bunlarınki temiz et ee, eti yemeyenlerin ise eti yemeyenlerin ki ise hafif necaset olarak geçiyor. Evet. Et yemeyenlerin ki hafif necaset e, bu yabani kuşlardan serçe işte güvercin gibi eti yenen olanların kisi ise temiz diye geçiyor. Bunun da sebebi olarak şöyle bir şey de söylüyorlar. Sebebi olarak. Diyorlar ki bu hayvanlar havada uçuyorlar. <laughs> Bizim haberimiz olmadan başımıza, elbisemize, faktriyelerimize necasetlerini bırakabiliyorlar. Namaz kıldıktan sonra belki de vakitler geçtikten sonra biz bunu görebiliyoruz. Ama böyle olmuş olsalar bile bunların eğer eti yemeyen hayvanlar ise hafif necasettir uzvun dörtte elbisenin dörtte birini veya uzvun dörtte birini kaplaması gerekiyor. Yok öyle değilse normal evcil şeyi etiğine bir yabani kuşsa onunki zaten temiz olmuş oluyor. Hiç namaz engel değil. Yani böylece kişi <laughs> namaz kıldığı zaman namazı olmuş oluyor. Yani bunlardan sakınma çok zor. Evet. Fi eyyi şeyin hangi şeyde hangi durumlarda ortaya çıkar yazharı ortaya çıkar. El farku fark beynel galiye zatib ve hafifeti. Yani galize ağır necaset ile hafif necaset arasındaki fark nerelerde diyor ortaya çıkar. Cevap yazharı ortaya çıkar. Zalike bu. Yani hafif necaset ile ağır necaset arasındaki fark nerede fi cevazis salatin e, namazın caizliği hususunda ma'aha o necasetle beraber. O necasetle beraber namazın caizliği yani caiz olup olmaması hususunda fark ortaya çıkar. Fe in şayet esabet isabet ederse Sevbel musalli namaz kılanın elbisesini ev bedene ya da bedenle ne ne isabet ederse esabenin faili necasetun galizatün ağır bir necaset isabet ederse ne kadar miktar dirhemi <laughs> dirhem miktarı dirhem miktarı işte bunun da bir gramajı var da bir gram mıydı iki gram mıydı o civarda bir şey işte el ölçüsüyle baş parmağın işte tırnağı kadar falan söyleniyor. Ama bu, buna bir bakmak lazım. Bunun miktarına bir bakalım da 2 gram falan civarında olması lazım. Yani çok fazla bundan müsaade edilmiyor pis diye. Ev yahut da ya da bu dirhemden daha aşağı bir miktar. cazet, caiz olur. Es salatu ma'a ma'al keraheti. Yani mekruh olmakla beraber onunla namaz kılmak caizdir. Yani bir dirhem veya bir dirhemden daha az olursa ağır necaset namaz kılan elbisesinde veya bedeninde kerahatla beraber onunla namaz kılmak caizdir ama <laughs> imkanı varsa onu hemen yıkaması lazım veya böyle bir şey çıkarması lazım. Bu kerahatledir. Zarru durumlarda suyun bulunmadığı elbise o şeyin olmadığı zamanlardır. Ve <laughs> in şayet esabet isabet ederse en necaset necaset Öyle necaset ki ele hafifetü hafif necaset isabet ederse thevbel musalli namaz kılan elbisesine cazet-i salatu namaz caiz olur. Ma'a ha'u hafif necasetle beraber ma'lem teblu ulaşmadığı sürece ruba'el thevbi elbisenin dörtte birine ulaşmadığı sürece ve iza zâdetil necasetul halizatu, e, yani hafif necaset elbisenin o elbisenin dörtte birine ulaşmadığı takdirde onunla namaz kılınabiliyor ve iza zadetin <laughs> necasetu necaset arttığı zaman öyle necaset ki el galizatu ağır olan necaset arttığı zaman alet dirhemi bir dirhemden fazla olursa ev yahut da belagat ulaştığı zaman ele hafifetu hafif necaset nereye ulaştığı zaman rubal Rub'a tabi elbisenin dörtte birine ulaşıp onu açtığı zaman lem tecrüz caiz olmaz. Es salatu namaz ma'aha onunla beraber. Evet sual devam ediyor. Bir dahaki dersimizde inşallah burayı işleyeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.